Merhaba sevgili satranç severler, ben Alper Efe Ataman. Analiz Satranç YouTube kanalı için hazırladığım yeni video ile karşınızdayım. Kanalımızı takip eden satranç severler beni görmeye şaşırmış dahi olabilir. Çünkü gerçekten de uzun bir zamandır YouTube kanalına video yükleme işini sevgili Selim Çıtak üstlenmişti. Katıldığı uluslararası organizasyonlardan paylaşımları, yapmış olduğu açılış çalışmaları hakkındaki videoları, satranç tarihi seminerlerinden görüntüleri ve son olarak da 2020 Adaylar Turnuvası'ndan detaylı raporlarıyla satranç severlere bence gerçekten de görsel bir şölen sunuyor Selim Çıtak. Bu vesileyle kendisine bir kere daha teşekkür ederim ve aynı zamanda sevgili Selim Çıtak'ın doğum gününde kutlarım. İyi ki doğdum Selim Çıtak diyorum. Tekrar kitabımızın tanıtımına geçelim. Zorlu Satranç Taktikleri gördüğünüz üzere Analiz Satranç'ın 45. kitabı. 2017 yılında Gambit Publications'tan almış olduğumuz bir e-posta üzerine biz bu kitabı içeriğini dahi görmeden Türkçe'ye kazandırmak istedik. Zaten kitabın yazarı Yohanan Afek hem deneyimli bir yazar hem de aynı zamanda özellikle de satranç kurguculuğunda yaşayan belki de en önde gelen isimlerden bir tanesi. Bence bu da çok isabetli yapıyor bu kitabı. Çünkü satranç taktiklerinin yanı sıra bölümlerde etütlere çok sıkça yer verilmiş, en az taktikler kadar. Ve bu şekilde taktikler birazcık daha zor bir düzeyde satranç severlere gösterilmek istenmiş. Kitabın teknik detaylarına geçecek olursak, 164 sayfalık bir kitap bu. 17-24 boyutunda, yani bizim diğer büyük boyutlu kitaplarımızla aynı ölçüde. İçerisinde 16 bölüm bulunuyor. Bunlardan 13 tanesi bizim daha önceki kitaplardan tanıdığımız taktik elemanlarla isimlendirilmiş. Örneğin çatal, açmaza alma ve açmazdan kalma, kaçma, şiş, saptırma ve celbetme gibi konu başlıkları yer alıyor. Yazar burada her bölüme belirli bir açıklamayla giriş yapıyor. Ondan sonra 3-4 tane açıklamalı örnekle ki bunlar genellikle 2 tanesi gerçek bir oyundan alınmış kesit, 2 tanesi de etütler şeklinde ilgili temayı okurların aklında oluşturmaya çalışıyor. Ondan sonra ortaya koyduğu alıştırmalar ise satranç severlerin birazcık kendilerini sınamalarına yönelik güzel bir taktik çalışma. Yalnız buradaki taktik örneklerin bir farkı yalnızca ve yalnızca dünya şampiyonlarının oyunlarından alınmış olmaları. Yani kesinlikle dünya şampiyonluğu maçlarında oynamış, dünya şampiyonları olmuş isimlerin pratiğinden örnekler bir anlamda kitabın şeklini de belirliyor. Nitekim kitabın giriş bölümüne de aslında 2016 yılındaki ünvan maçından bir merhaba deniliyor ve Magnus Carlsen ile Sergey Karjakin arasındaki ünvan maçının 6-6 sonuçlanmış ve eşitlik bozma karşılaşmaları sonucunda Magnus Carlsen gülen yüz taraf olmuştu. Son konumundan bir örnekle satranç severlere merhaba deniyor. Ben de bu konumu aslında sizlere göstererek yol almak istiyorum. Pozisyon bu. Hamle sırası siyahta, Magnus Carlsen rakibinin hamlesini şah h1 kaçarak yanıtlamış ve bu konumda Sergey Karjakin vezir f2 oynayarak vezir g2 matla rakibini tehdit ediyor. Tabii ki bu tehdidi savuşturabilmek imkansız değil. Örneğin vezir g3 akla gelen ilk hamle. Ancak Magnus Carlsen diğer izleyicilerden farklı olarak burada atak yani saldırıya dönük bir hamle yapıyor ve herkesi şaşırtarak kale c8 oynuyor. Kale c8'in kendisi güzel bir saldırı hamlesi olabilir. Ancak birinci yatayı zayıf bırakması sebebiyle sanki avantajı siyaha devrediyormuş gibi bir intiba yarattığı da bir gerçek. Siyah şah h7 kaçtı ve Magnus Carlsen burada aslında pek de fazla düşünmedi ve ne oynadı? Vezir h6 oynayarak dünya şampiyonluğu ünvanını bir kere daha korudu. Çünkü bu noktada siyah şah çarpı h6 yaparsa kale h8 mat olacak. G çarpı h6 yaparsa ise bu sefer kale çarpı f7 mat olacak. Peki, şimdi bu konumu bir an için durduralım. Magnus Carlsen sizce bu konumu nasıl kolaylıkla bulmuş olabilir sorusuna bir yanıt aramaya çalışalım. 1979 yılındaki 47. Sovyetler Birliği şampiyonasından bir konum. Beyazlar Nikolay Popov, siyahlar Arkadi Novopashin. Konum bu. Beyazlar son hamlesinde E alır F4 yaptı. Hamle sırası siyahta ve siyahta E alır F4 ile rakibini yanıtlıyor. Şimdi G alır F4 durumunda vezir ve şah aynı hatta yer alacağı için
beyazın bir takım problemlerle karşılaşacağı muhakkak. O zaman yapabilecek bir şey fazla yok. Beyaz at alır f4 yaptı. Peki siyah neden bu f4 piyonunu almıştı? Nedeni şu, bu noktadaki kale alır d2 kalite fedası, geçici bir kalite fedası, sanki üstünlük ibresini siyah veriyordu. Şöyle ki, vezir alır d2 zorunlu, vezir alır e4 şah, şah h2 ve vezir alır c4. Şimdi siyahlar materyal olarak kötü değil. İki hafif taşı kale piyona karşı sahip olduğu için siyahlar materyal açıdan aslında belki de üstün olan taraf. Ancak bu noktada arkadaşlar Popov çok güzel bir kombinezonla sonuca gidiyor ve ortaya koyduğu fikir aslında Magnus Carlsen'in kendi oyununda, kendi doğum gününde oynadığı vezir h6'ya çok benziyor. Şöyle ki at g6 şah bir beynel ve şah g8'e tabii ki kale alır f8 mat olacağı için zorunlu hamle hg6 kale alır f8 şah şah h7 ve burada muhteşem bir bitiriş vezir h6. Özür dilerim. Tıpkı Carlsen'in vezir h6'sı gibi Nikolay Popov da rakibini benzer şekilde ki bir temayı kullanarak mat ediyor. Çünkü şah alır h6'ya bir kere daha kale h8 mat var. G alır h6'ya ise kale alır b7 ve 1-2 hamle sonra bir kere daha mat olacaktı. İşte böylesine örnekler arkadaşlar bizim taktik kitaplarımız neden çalıştığımızın aslında birer göstergesi bence. Çünkü taktik kitaplardan karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar bizlere zaman zaman kendi oyunlarımızda ilham kaynağı olabiliyor. Şimdi bu pozisyona bakalım. Hamle sırası beyazda. Beyazların taşları tehditler altında. Gerçek bir oyundan oluşmamış. Dediğim gibi yalnızca dünya şampiyonluğu pratiğinden değil, dünya şampiyonluğu pratiğinden verilmiş olan örnekler sonrasında etütlerle belirtilen tema vurgulanmak isteniyor ve buradaki tema da sanırım çatal. İlk etapta çok basit gözüküyor sorunun cevabı. Çünkü beyazlar muhtemelen c4 oynayacak ve şah alır c4'e at e3. Vezir alır c4'e de at d6 beynelleri sayesinde beyaz sonuca gidecek gibi. Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer husus daha var burada. Beyazın köşe piyonunun terfi karesinin fil ile aynı renk olmaması. Yani şöyle ki vezir çarpı c4 aldığını düşünelim. Beyaz şimdi at d6 şah çekerse şah c5, at alır c4, şah alır c4 ve daha sonra siyahlar şah d4, şah e5, şah f6, şah g7 ile şahını köşeye aktarmaya başarabilirse beyazın oyunu kazanma şansı mümkün değil. Fil ve piyon fazla olmasına karşın beyazlar piyonun terfi karesinin filin aksi renginde olmasından sebep oyunu kazanamayacak. Öyleyse ne yapalım? Öyleyse burada hem çatal ve çatala yardımcı olan bir başka taktik unsurdan daha yararlanalım. O da açmaz. Şimdi beyazlar fil e2 oynuyor. Böylelikle feda edilen ya da yitirilecek olan taş at değil, fil olacak. Şöyle ki vezir alır e2, at d4 şah. Şah kaçtığı zaman at çarpı e2 ve beyazlar kolayca sonuca gidecek. En basitten bir örnek. Beyaz at g3, at f1 yaptıktan sonra siyah hiçbir zaman ata dokunamaz. Ve beyaz şah yavaş yavaş piyona yardımcı olacak ve sonuca gidecek. Tekrar başlangıç pozisyonuna dönelim. C4 şahtan sonra bir de siyahın şah C4 yaptığını düşünelim. Bu sefer tıpkı bir ayna gibi fil E2'den değil, fil F7 karesinden veziri açmaza alıyor. Vezir alır F7, at D6 şah. Bakalım şah tekrardan piyona doğru yaklaşsın isterseniz. Şah d4, at alır f7, şah e4. Birçok farklı kazanç olabilir ama at g5 bence yeterli. Şah f4 gittiğini düşünelim. h4, şah g4'e de at f3 kuvvetli hamle. Çünkü siyah şah atı aldığı takdirde h piyonunun ilerleyişi durdurulamayacak. Beklediği zaman h5'te vesaire bu sefer a1'deki şah yavaş yavaş gelip piyonun ilerleyişine yardımcı olacak. Bu etütlerden bir örnekti. Şimdi ben de bir de sizlere arkadaşlar bir başka dünya şampiyonu pratiğinden bir örnekle seslenmeye çalışacağım. Beyaz taşlarla oynayan oyuncu 4. dünya şampiyonu Alexander Alekhine ki kendisi yine tarihte bugün yaşamını yitirmişti. 1924 yılındaki New York'ta vermiş olduğu simultaneden bir konum bu.
Biliyorsunuz Casablanca ile ünvan maçı yapabilmek için belirli bir paraya ihtiyacı var Aleki'nin ve o parayı toparlayabilmek için özellikle Amerika'da onlarca simultane veriyor Alekin. Taktik yönü çok kuvvetli olan bir dünya şampiyonu olduğu için de bu simultanelerinde zaman zaman güzel konular karşımıza çıkıyor. Rakibi Kusman adında çok fazla duymadığımız bir isim ama konumu enteresan. Şimdi baktığımızda tabii ki siyahın açılışı çok iyi oynamamış olduğunu görüyoruz. Siyah şah tahtanın ortasında gelişim yok ve buna karşın beyazın atları özellikle çok saldırgan pozisyonlarda şahı da güvende. Ama bitirici hareket için biraz aktif oynamak gerekir. Alekin de en göz alıcı, en çarpıcı hamleyi buluyor ve vezir B5 oynuyor. Elbette ki vezir alır B5 karşısında siyahlar at F6 ile mat edilecekti. Dolayısıyla siyah at D7 oynamış. Burası da çok çok öğretici. Veziri kaçabiliriz. Atla şah da çekebiliriz. Bir sürü şey yapabiliriz ama beyazınki bence en güzel, en öğretici hamle. O da nedir? Saldırıya olabildiğince fazla taşla katılmak ve bu bağlamda beyazlar kale F1 oynuyorlar. Şimdi açarak şah çekip mat tehdidiyle rakip yanıtlandı. Siyah şahın gidebileceği hiçbir kare yok. Dolayısıyla yapılabilecekler sınırlı. Ve siyah burada fil B4 ile kendisini yanıtlamış. Ancak biz biliyoruz ki çifte saldırı durumunda saldıran taşlardan birine saldırıyor olmanın bir manası yok. Mutlaka ve mutlaka şah kaçmak durumunda kalıyor. Bu özellikten faydalanan Alekin de at F6 ile devam ediyor. Şah F8 kaçmış siyahlar. At alır D7 şah. Kale alır D7. Vezir E5 ve şimdi bir çifte saldırı durumu söz konusu. Hem vezir alır H8 mat istiyor beyaz hem de vezir E8 mat istiyor. Bunu gören Kusman oyunu terk ediyor. Zorlu Satranç Taktikleri kitabı özellikle de göstermiş olduğum basit örneklerin yanı sıra gerçekten de sizleri sınayacak zorlu içeriğe sahip örnekler de bulunduruyor. Özellikle de bazı etütler satranç severleri her anlamda zorlayabilir. Ancak kendimizi zorlamasak da bence ilerlemenin bir yolu yok. Bu bağlamda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kitabı temin etmek isteyen arkadaşlar aşağıdaki mesaja, kitabın videonun tanıtım mesajında zorlu satranç taktiklerini nereden edebileceklerini görebilirler. Hepinize hoşça kalın diyorum.